irkdefa uhadeta chokdaha kapsamle bir antik Pergamonen fikir verebilir. Eine zamanın da eski arşivla, eski planla bulduk o entegre etik Bergama'da o büyük Kestel Baraj var. Kestel Baraj Gölü su altında önemli bir pişmiş toprak atölyesi kazı vardı ve bunun plan entegre etik ve tabii ki bütün bizim kendimiz yaptığımız araştırmalar son 30 yılların araştırma entegre ettik. Hem arkeologlar hem turistler için. Herkese sadece Akropol veya Akropol Tepe gösteriyor, bakıyor. Ya. Ama Pergamon tabii ki sadece bir Akropol olmadı, bir şehir oldu. Ve Hellenistik zamanında şehir özellikle tepe üstünü oldu. Ondan sonra Roma zamanında çok daha geniş oldu. Ya. Also aşağı yukarı duble geniş, iki defa, iki katla daha büyük oldu. Ama o hiç kimse görmüyor ve hiç kimse o konu üzerinde tam araştırma yapmıyor. Ne için? Çünkü eski haritalar tam gösteremediler. Ve şimdi o yeni harita bakarken benim kendim için biraz sürpriz gibi oldu. Ne kadar çok bilgi var, ne kadar çok balantılar o Roma zamanında binalar arasında görebiliriz. O şehir tepenin önündeki ova alanda. Ya. O zaman bu yeni harita bizi gerçekten çok daha yeni, çok daha doğru fikir veriyor. Nasıl Bergama bir büyük şehir oldu antik zamanında. O bana göre de en önemli noktası. Ve bu harita şimdi o dijital arşivisi bir parçadır ve herkese internetten görebilir ama aynı zamanında PDF-File'lar alabilir, baskı yapabilir ve tabii ki sadece Almanca değil, hem Türkçe hem İngilizce bir harita var. Ve tabii ki umarız en çok mümkünse kişi kullanabilirler ve sadece bilimsel dünyası değil, şey, turizm sektörü için interessant olabilir mesela ve başka konular.